Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir maske paylaşacağım. Bu maskemiz soyulan bir maske. Ve bize bu maske için gerekli olanlar. Öncelikle jelatinimiz var arkadaşlar. Toz jelatin alıyoruz. Aktarlardan temin edebiliyoruz bunu. Sütümüz var. Kabartma tozumuz var. Ve salatalığımız var. Şimdi maskemizin amacına gelince, maskemizin amacı sivilce izlerini yok ediyor, lekeleri gideriyor, siyah noktaları çekiyor, siyah nokta izlerini kaybettiriyor, cildi sıkılaştırıyor. Yani bütün ihtiyaçlarını karşılıyor cildin aslında arkadaşlar genelde, ama bu maske soyulduğu için biraz daha etkili oluyor ve bir günde 3 kez arka arkaya uygulanıyor. Jelatinden biraz bahsetmek istiyorum. Cilt için çok faydalı olan bir ürün ve tamamen protein deposu. Hayvansal bir protein içeriyor. Ciltteki oluşan sivilceleri, siyah noktaları ve lekeler için etkili bir madde. Kozmetik ürünlerinin çoğunda bu var arkadaşlar. Aldığımız losyonlarda, kremlerde hepsinin içinde muhakkak jelatin bulunuyor. Ve biz dünya paralar ödüyoruz buna. Bu aldığımız kozmetikleri evde kendimiz de yapabiliriz. Bunun için bize lazım olan sadece jelatin, dışarıdan alacağımız. Diğerleri zaten evimizde mevcut olanlar. Salatalık, süt, kabartma tozu hepimizin evinde muhtemelen mevcuttur. Şimdi öncelikle salatalığımızı rendeleyeceğiz arkadaşlar. Ben eldivenlerimi takıp salatalığımı rendeliyorum. Evet, salatalığımı rendeledim. Şimdi bunun suyunu çıkaracağım. Süzgeç bile kullanmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Elinizde böyle sıktığınızda salatalığın suyu zaten çıkıyor. Posamızı ayrı bir yere koyalım. Evet, şimdi maskemizi hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi bize lazım olanlar öncelikle 2 tatlı kaşığı jelatin. Bir, iki. Günde 3 sefer uygulayacağız ya bunu arkadaşlar. 3 seferde de ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Ve bir haftada 2 kez uyguluyoruz. Ve bir hafta içinde sonuç alıyoruz. Aynı zamanda cildi de beyazlatıyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Evet, 2 tatlı kaşığı jelatinimizi koyduk. 2 tatlı kaşığı da sütümüzden alıyoruz. Bu da tamam. 1 tatlı kaşığı da salatalıktan alacağız arkadaşlar. Salatalık suyundan. Evet, bu da tamam. Şimdi gelelim karbonata. Karbonatı da gösterelim. Şu kadar kabartma tozu, özür diliyorum. Şu kadar almamız yeterli. Yarım çay kaşığından bile az. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Bunu iyice karıştırdıktan sonra bir çaydanlık buharına da koyabilirsiniz. Mikrodalganız varsa orta ısısında 15-20 dakika bırakırsanız çözülüyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu çaycımda yapacağım. Çaycımın alt su koyduğumuz bölümünde birlikte eriteceğiz. Yani içindeki jelatinin erimesi gerekiyor. Evet, çaycımın alt kısmında. Bunu bir kettle'da da yapabilirsiniz. Altını açtım ve şu an eritiyorum. İçinde su var. Su kaynadığı zaman buharı da eriyecek. Ilıkken, iyice soğumadan ılıkken tenimize uyguluyoruz arkadaşlar. Zaten birlikte de uygulayacağız şu anda.
İçinde kabartma tozu olduğu için kabartma tozu derimizi kabartarak lekelerin çıkmasını sağlıyor. Siyah noktaları temizliyor. Bakın görüldüğü gibi erimeye başladı. Ha böyle daha pratik oluyor. Buharda yaparsanız çok daha pratik oluyor. Ben şu an üçüncü kez uygulayacağım. İki kez uyguladım. Üçüncü kez uygulayacağım. Bir günde üç sefer arka arkaya uygulanıyor. Sonuç almak için düzenli yapmak şart arkadaşlar. Homojen bir seviyeye geliyor. Ilıkken bir fırça yardımıyla cildimizi, önce tabi cildimizi mutlaka ve mutlaka temizliyoruz. O çok önemli. Tek kullanımlık maskemiz hazır. Şimdi elimizde uygulama yapacağız. Fırçamızı alalım. Evet, ince bir şekilde elimize kolumuza uyguladık arkadaşlar. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika içinde kuruyor. İnce bir tabaka uyguluyoruz. Kuruyunca da bunu soyarak çıkaracağız arkadaşlar. Uygulama esnasında eğer hazırladığınız maske donar gibi olursa tekrar buharın üstüne bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an kurumasını bekliyoruz. Maskemin kurumasını beklerken ben çayımı aldım, içiyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten gerilmeler başladı cildimde şu anda. Ben elime uyguladığım anda cildime de uyguluyorum tabii bunu. Evet arkadaşlar, maskem kurudu. Ben yine bazı arkadaşlar, yabancı abonelerimiz bunların ne olduğunu yazmamı istiyorlar. Bu jelatin tozu, kabartma tozu, süt ve salatalık suyu. Şu anda maskemiz kurumaya başladı. Şimdi burada önemli bir detay var. Eğer yüzünüzde kıllanma varsa kılların çıkış yönüne doğru, tersine doğru değil de çıkış yönüne doğru bu şekilde gördüğünüz gibi soyuluyor. Deriyi tahriş etmemek için. Bakın maskemiz böyle ve şu deri ile şu deri arasındaki farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Denemeden hiçbir şekilde bilemezsiniz. Dediğim gibi dünya kozmetiklere paralar vermektense bunları evde kendimiz yapabiliyoruz arkadaşlar ve bu kadar basit. Yüzümüzü yıkıyoruz maskemizi soyduktan sonra. Ve mutlaka bir nemlendirici kullanıyorsunuz arkasına. Bakın maskemiz bu şekilde. Şuradaki güzelliğe bakın arkadaşlar. Yıkayıp nemlendiriciyi sürdüğünüz zaman çok daha bu hisleri fark ediyorsunuz ve gözlemliyorsunuz. En güzeli de o. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Cildinizi bu şekilde temizliyorsunuz. Çıkardığınız maskenin üstünde siyah noktaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ne bir güzellik merkezine gitmenize gerek var cildinizi arındırmak için, bakım yapmak için. Bunların hepsini evde kendiniz yapabilirsiniz. Çok da uygun fiyatlara yapabilirsiniz. Sadece istemeniz önemli ve ne kullandığınızı bilirsiniz arkadaşlar. En önemlisi burası. Ne kullandığını biliyor olmak. Videolarımın devamını gelmek istiyorsanız videolarımı beğenin, paylaşın sosyal medyada arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Gelecek videolarımdan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.